Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed the Beast Minecraft serimizin 15. bölümüne hoş geldiniz. Ve altınım ve copper'ım yeterli olmadığı gelmediği için onları işlemeye başladım. Ama özellikle copper'ım daha yetersiz. Ayrıca göreceğiniz üzere biraz basalt topladım. Basalt size daha önce gösterdiğim o yanardağdan, yani volkandan elde ediliyor. Ve güzel bir dekoratif bloktur. Bunun yanı sıra rich slag'lerimizi de toplayalım. Bu chest'te yalnız en az bir tane bırakalım. Çünkü lazımsınız sorting machine'i ayarlama esnasında. Ve cidden fazla kapırı bulamadım. Odur. Rich slag'lerim nerede benim? Kapır sayımı mümkün olduğunca arttırmak için onları Induction Smelter'da da Rich Snack ile birlikte yapacağım. Dolayısıyla da öyle. Ve bir yandan da çalışma hızımızı arttırmak için bir Industrial Craft makinesi daha yapacağız. Induction Furnace. Evet, tabii bunun için de copper gerektireceksin sen. Bunun için bir adet elektrik furnace, bunun için bir iron furnace lazım. Ve ben... Gold'lar siz buraya gidin. Shard'lar siz buraya gidin. Coal da... Redstone'ların bir kısmına gitsin. Ayrıca bir tane daha enchant book daha buldum. Infinity. Ok yaptığım zaman kullanırım. Ve ok yapar mıyım? Onun hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Buraya Refine Iron koymuştum ben sanki ya da şuraya mı koydum? Evet, buraya koymuşum. Tabii normal Iron'a da ihtiyacım var. Şurada vardı. Öncelikle kobalt sollarım nerede benim? Ha. Furnace. Iron Furnace. E tabii pil de lazım. İki, üç, dört. Re-battery. Jeneratörümüz hazır. Bir saniye. Ben neden jeneratör yaptım? Beni neden uyarmadınız? Ben neden jeneratör yaptım gittim? Ah. Ben ve üstün zekam. Smelter'ı birazdan açıklayacağım. Sen Iron Furnace kalacaksın. Ama upgrade edileceksin. Tabii önce kendime Electrum vereceğim. LED'leri atalım şuraya. Şu iki Gold'u da atalım. Tinlerimizi de atalım. Ne lazımdı bana? Tüm kapırımız bu kadar mı? Biraz da şurada var. Rubber'lar. Ve elektrum. Elektrumlarımı nereye koydum ben? Şuraya mı? Hı, tamam. Tabii önce kablo yapacağız. Hazır gelmişken bir iki tane. İki set yapayım ben. Bu arada isterseniz benim her zaman yaptığım o şekilde yapabilirsiniz. Ya da isterseniz sonradan da kaplayabilirsiniz kablolarınızı. Seçim size ait.
Refine Iron. Şimdi ne lazım? Redstone'um var. Tamam. Elektrik furnace'ımız var. Achievement. Hyper. Evet, şu an bakıyorum da achievement'lara. Sen Bedbox yapmıştım ben. Ha, olmadı ama. Muhtemelen ben onu jeneratörden önce yaptığım içindir. Silikon wafer. Tamam. Yani ona niye ihtiyacımız var? Yok hani. Şimdi işin en can alıcı kısmı. Biraz brass'ım vardı değil mi? Yokmuş. Bir iki, iki üç, bir, bir. Gelin bakalım siz. Şuradan üç tane de, üç tane de zinc. Ve siz de şöyle gelin. Rafine demirim yok. Tamam, rich stacklerimiz hazır. Kaprorlarımızı da işleyebiliriz. En azından bir kısmını bir kısmından fazlalık elde etmiş oluruz. 1, 2, 3. Mixed Metal Ingot. Bu arada bolca da kendimize bolca da Coal Dust vermiş olmamız lazım. Evet. Dört tane senden. İki tane de senden lazım. Kompresörümüz. Bunları da yavaş yakında upgrade etsek iyi olur. Şu aşağıdaki mi? Aşağıdaki sistemimizi bitirdikten sonra. İki saniye daha açık kalabilirsiniz. Bir adet Machine Block lazım. La Evet, Advanced Machine Bloğumuz da hazır. Şimdi gerekenler bu, bu ve neyse ki artık kapır sıkıntımız eksisi kadar yok. Hey, yanılmıyorsam sen medium voltaj alabiliyordun. Hemen test edip geliyorum. Tamam, bunu medium voltaja bağlayabiliyormuşuz ve açlıktan ölmeden önce bir şeyler yesem çok süper olur. Evet. Dım dım. Artık böyle 2000 öteden geçirmeye gerek yok. Ama induction smelter'ı buraya koyamayız. Induction furnace'ımızı buraya koyamayız. Bir şey hatırladım. Çünkü buna redstone sinyalini vermemiz gerek ve redstone sinyali MFE üzerinde güzel bir etki yaratmıyor. Neden redstone sinyali vermemiz gerekiyor diye soracak olursanız çok basit bir açıklaması var aslında. Bunu zaten yakında aşağıya taşıyacağımız için şimdi şuradan geçirebilirim. Görüntü o kadar çirkin durmaz. Lever'larımızı alalım. Gerçi lever'larımızı almayalım önce. Mesela ısıtacak bir şey verelim kendimize. Ne verebiliriz?
Bir stack kobalt. Bu oyundaki en hızlı fırın. Ama şu an gördüğünüz üzere gıdım ilerliyor. Bunun sebebi bunun hızlanması lazım ve hızlanması için daha doğrusu sürekli hızının artmasını sağlamak istiyorsanız üstüne redstone sinyali vermeniz lazım. Yoksa her seferinde %0'a inecek. Ama bunun anlamı her seferinde ufak da olsa bir enerji çekecek. Yanlış hatırlamıyorsam 1 EU'ydu. Fakat buna değiyor çünkü %100 hıza ulaştığında oyundaki en hızlı fırına dönüşüyor. Hani ve iki slotu var. İki ısıtılacak şeyi de aynı anda ısıtabiliyor. Evet. Aynı zamanda bu Industrial Craft'ın kendi eklediği tek bu tarz makineler arasında gelişmiş olan. Diğer hepsini başka eklentiler ekliyor. Advanced Machines eklentisi ekliyor. Macerator olsun, kompresör olsun, vesaire olsun, vesaire olsun. Ve kapılarımız da güzel güzel pişiyor. Altınlarımız şurada dursun. Rich Slave seviyoruz. Bir kısmını bu sayede üçledik. Evet, Rich Slave'in olayı bu. Dikkatli bakarsanız Rich Slave kullanıyoruz ve Rich Slave kullandığımız takdirde bir ordan 3 ingot elde ediyoruz. Ama bunun için öncelikle Rich Slave elde etmemiz lazım. Evet. En son ne yapıyorduk? En son ne yapıyorduk? Hiçbir şey yapmıyorduk. Bunu yapıyorduk en son. Evet, bunlara devam edecektik. Şimdilik sadece bu üçü durabilir. Ama önce başka bir şeye devam edeceğiz. Buna bakıyoruz. Evet, gayet güzel gidiyor. Sen şimdilik senden enerjiyi kesebiliriz. Sen gayet güzel hizmet verdin. Zaten sapling'i de bitmiş, gerek yok. Bunların hepsini işliğe dursun. Bunun altına bir şey döşeyeceğiz. Bu makine... Aa, kapır! Evinin altında kapır bulduğu için sevinen adam. Bu makine hakkında bilmeniz gereken önemli bir şey. Buna sürekli su sağlamanız lazım. Ki o yüzden ben yanımda 4 adet Aqueous Accumulator getirdim. Normalde 4'e gerek yok. 2 ile de gayet güzel idare ediyor. Ancak ben işimi garantilemek istedim. Hani ne olur ne olmaz. Sağ solu belli olmaz. Makine bu. Sen döndüremiyor musun? Döndürebiliyor olman lazım. Bir saniye. Diğer wrench'imiz döndürebiliyor mu? Bir yatayım. Ayrıca size söylemeyi unuttum. 2 bölüm, 2-3 bölüm önce söylemeyi unuttum. Bir şey daha yaptım. Bir vanilla item'ı. Envil. Yetişemedim. Kovamızı alalım. Tabii şu an bu hiçbir yere açık değil. Dolayısıyla da gene aşağı in. Normal ineceğiz. Ama olsun, yolumuzu hazırlamış olduk. Bakalım şunun üstüne portal açabiliyor muyum? Ha, açabiliyormuşum. Güzel. Evet, bakalım sen de döndüremiyormuşsun. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Seni ben niye biri aldım?
Evet, şimdi sularımızı yerleştirmeye başlayalım. Aslında düşündüğümde 3 Aqueous Accumulator bence yeterli olabilir, evet. 3 tanesi iyi. Ve bu üçüncüyü de bu tarafa yerleştirelim bence. Çünkü bu taraftan biofuel vereceğiz. Aqueous Accumulator'ların çalışma prensibini anlatmıştım size daha önce. Su istiyorlar. Ve onlara bu suyu sağlamak lazım. Ya su normalde de suyu kendi başlarına su üretebilirler normalde. Fakat çok yavaş oluyor. Fakat eğer çevrelerine su koyarsanız çok daha hızlanıyor ve çok daha verimli bir biçimde su üretiyorlar. Bu arada bu makinenin su istemesinin sebebi ise yani buhar üretmek için su lazım ve eğer içine düzgün bir su benim bu kadar endişelenmemin sebebi düzgün bir su kaynağı koymazsanız ortaya çıkan patlama pek güzel olmuyor. Ortada güzel bir sınırsız su kaynağı oluştu. Güzel. Evet, başka? Ayrıca şuradan bir adet Liquidux geçirmemiz gerekecek. Da şimdi geçirelim de Liquidux'larımızı biz çantamıza mı koymuştuk? Liquiduct pardon. Genius. Hayır, yukarı koyduk. Tabii ki de. Aa, bu arada şunları da kapatsak güzel olabilir. Liquidduct'ları ben nereye koydum? Ah. Ben ve dağınıklılığım. Yoksa hepsini mi harcadım ben? Ha, burada var. En-Yay'in arama özelliği. Seni seviyorum. Gerçi En-Yay'in her şeyini seviyorum. Sadece Türkçe işletim sistemlerinde sıkıntı yaratması dışında. Evet, bu arada En-Yay'dan normalde item alamayan kişiler bu maalesef bir bug. Ve Crescent Hammer. Hammer time. Woohoo. Evet, burası işin en zahmetli kısmı olacak. Ama onu da halletmenin yolunu biliyoruz. Ben zaten suyu almışım buradan. Evet, oraya bir ışıklandırma koysam çok süper olabilir. Gel sen şöyle.
Evet, darbe aldım. Portaldan atlayarak. Sen neden crafting table'a girdin? Tamam, burada su var. Kontrol edeyim. Evet, var. Tamamdır. Gördüğünüz gibi bunun suyunu gayet güzel bir biçimde sağlıyor. Bunlar da bunun yakıtını sağlıyor. Biomass. Acaba bir tanesi yeterli olmuyor mu? Neyse, sıkıntı yok. Ve şu arkadan bir geçiş ayarlayalım. Zaten buraya tekrar girecekmişiz. Liquiduct'larımız var. Tamam. Şimdi döşeyelim liquiduct'larımızı. Buna bağlanmayacak zaten. O yüzden rahatız. Bu da direkt akmayacak. O yüzden şimdilik şöyle durun siz. Işıklandırmaya da koyalım, ne olur ne olmaz. Ve bir şey daha yapmaya başlayalım. Bu yapacağım şey ne diye soracak olursanız, Industrial Steam Engine. Ama bunun için biraz daha steel plate lazım. Hemen 4 tanesi için ne kadar gerekli hesaplayayım. Ha, hesaplamaya gerek yok. 16 tane steel lazım bize. O kısım için. Rafine demir değil, steel diyorum. Bunun dışında kalan kapırlarımı da işleyelim. Bunun dışında gene bolca da steel'e ihtiyacım olacak. Koklar gidebilirsiniz. Red alloy ingotlar siz de gidebilirsiniz. Evet, şimdilik 4 tane craft edelim. Bunun için wood'umuz var mı? Var. Sürüsüyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu arada size ufak bir detay. Şu şekilde bir takım stick elde ediyorsunuz. Yani toplamda 4 tane. Kaç tane kullanacağınız stick'i bunun üzerinden hesaplayabilirsiniz. Çünkü 4 tanesi bir gear oluyor. Yani 2 tahta bir gear demek oluyor. Ve tüm çeliklerimizi ömdük. Bunun dışında pistona ihtiyacımız var. Fazlasıyla vardı elimizde. Glass'a ihtiyacımız var burada. Ve ben sizi nereye koydum? Kesin gene shift click yaparken buraya gitti. Tanıyorum malımı. Ve 4 tane Industrial Steam Engine. Başlangıç için gayet güzel bir miktar. Şimdi bunları yerleştirdiğimiz düzen önemli değil, ancak ilerisi için gayet güzel bir düzen planlıyorum. Nasıl? Evet. Liquiduct'larımızı alalım. Liquiduct'ları bu şekilde bağlamak en mantıklı seçeneklerden biri.
Her şey daha su. Buna Liquid Duck'la bağlamak en mantıklı seçeneklerden bir tanesi. Çünkü cidden hiçbir şey. Evet, çünkü şöyle bir durum söz konusu. Direkt bunların kendisini bağlayarak maksimum performansı elde edemezsiniz. Çünkü bir bloktan gayet aslında bu dört tanesini çalıştırabilecek kadar çıkıyor. Steam çıkıyor. Ve bunu da yukarıdaki sistemimize bağlayalım. Tabii ki de yeterli gelmedi. Tabii ki de. Şimdi seni çalalım. Evet. Henüz bunu başlatmadığımız için çalışmıyor ancak. Başlamadan önce ben bir tane daha stil yapıp geliyorum ben. Ve bir saniye. Şunlardan iki tanesini de alıp buraya koyuyorum. Neden diye soracak olursanız öğreneceksiniz. Tabii bunlar otomatik olarak yandakilerine bağlanmayı deneyecekler önce ama bizim istediklerimiz onlar değil. Seni buraya bağlamayacaktım ben. Şurası çıkış. Tamam. Hemen bir son bir stilimizi daha yapıp geliyorum. Evet, ikinci stilimizi de koyduk. Ve burası boşalmış. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Önce uyuyoruz. Sonra asıl uyumadan önce şöyle bir şey yapıyoruz. Elektrum alıyoruz. Elektrumlarımız buradaydı zaten. Tamam. Energy Conduit. Ve bunları Liquid Transposer'ımıza koyuyoruz. Ardından uyuyup artan sapliklerimizi alıyoruz. Hangi monster beni görüyor? Hayır. Birbirinizi havaya uçurun. Neyse evimin önündeki... Oy. Spider Jackie. Tamam. O Creeper'larmış sıkıntı. Tamam. Şurada bir lanet bir Creeper daha var. Creeper vurur. İskelet. Vurmadı tabii ki de. Alabildiğim kadar aldım. Bu arada dikkat ederseniz bu demin bir stack'ten daha fazla sapling tüketti ancak neredeyse hiç fertilizer bunun sebebi fertilizer daha uzun süre dayanıyor ve Enderman duydum sanırsam. Sıkıntı yok. Şimdi 26. Bu toplam 16 kova depolayabiliyor. Ama önce sana bu lazım. Enerji. Değil mi? Evet, bunları bitirdiğimize göre şimdi sırada ne yapacağız?
Şimdi seni bir üstten de bağlayabilirim. Evet. Başlasın. Tabii öncelikle bunun 100 santigratta gelmesi lazım. Aksi halde Steam üretmemeye başlayacak. Fakat 100 santigrata geldiğinde artık Steam üretmeye başlayacak. Tabii bunu ne kadar hızlı tükettiğini bilmiyorum. Emin değilim. Ama hızlı tüketiyor benziyor. Göreceğiz. O anda birkaç tane daha bunlardan birkaç tane dizmem gerekecek. Sıkıntı yok. Evet, ürettiğimizden galiba daha hızlı tüketiyoruz. Çünkü bu sürekli bir azalışta. Artıyor galiba bir yandan. Çok yavaş artıyor. Gerçi şöyle bir durum söz konusu. 100 santigrata gelene kadar çok fazla harcamaya başlayacak. Ancak 100 santigratı geçtiğimizde artık o kadar hızlı harcamamaya başlayacak. O bayağı hızlı harcıyor. 100 santigratı geçtiğimizde çok yavaş harcamaya başlayacak. Çünkü yeterli enerji. Daha doğrusu 100 santigrat değil de tam ısısına gelene kadar geldikten sonra çok yavaş harcamaya başlayacak. Ve bence çok erken çalıştırdım bunu. O zaman ne yapalım? Bölüm bitireyim. Ardından birkaç tane daha fermenter yapayım. Köfte iyi günler, iyi eğlenceler.